Merhaba arkadaşlar, az önce Honda tarafından yapılan lansmanla Honda City'nin Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu. Gelin isterseniz Honda City'nin detaylarına ve fiyatına bakalım. Araç 11 Eylül'de tüm showroomlarda yerini alacak. Showroomlarda yerini aldığında ise gidip showroomda incelemesini yapacağım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi gelin şimdi Honda City'ye bir göz atalım. Honda'nın bir dönemler ülkemizde sattığı City uzun bir aradan sonra aramıza tekrar katıldı. İki donanım paketi ve dikkat çeken standart ekipmanlarıyla ön plana çıkan City fiyatlarıyla da göz dolduruyor. Japon üreticinin verilerine göre yeni City selefinden tam 113 mm daha uzun, 53 mm de daha geniş. Toplam uzunluğu ise artık 4553 mm'ye uzanan sedan modelin 1748 mm'lik bir genişliğe kavuştuğunu da belirtelim. Fakat bu değişimlere rağmen aks mesafesi 2589 mm'ye kadar gerilemiş. Aks mesafesi kısalmış olsa da kabininde oldukça konforlu bir yaşam alanı sunuyor City. Yeni cihazın platformunu kullanan model dinamik iç mekanıyla dikkat çekecek. Yeni City'nin 8 inçlik bilgi eğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Auto gibi bağlanılabilirlik seçenekleri de destekleyecek. Ülkemizde Elegance ve Executive isimli iki donanım paketiyle giriş yapacak olan City, her iki versiyonunda da 16 inç jant ve LED far takımlarını standart olarak sunacak. Executive versiyonunda ise Cruise Control ve anahtarsız giriş çalıştırma gibi donanımlar denkleme dahil oluyor. Yeni City ülkemizde sadece 1.5 litrelik iVTEC motor ile satışa sunulacak. 121 beygir güç ve 145 Nm tork çıkışa sahip olan model CVT şanzımanla eşleştirilmiş durumda. Honda'nın verilerine göre bu motor 100 km'de sadece 6.2 litre yakıt tüketiyor. Honda City Elegance 219.000 TL, Executive ise 229.000 TL'ye 11 Eylül'den itibaren Honda bayilerinde alıcılarını bekliyor olacak. Evet, bu videoda Honda City ile ilgili detaylara baktık. Ülkemizdeki satış fiyatını söyledik. Sizce Honda City nasıl olmuş? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İncelemesinde yanıtlamak üzere aklınıza takılan soruları aşağıdan alabilirim. 11 Eylül'de bayilere geldiğinde gidip videosunu çekip sizlerle paylaşacağım. Ben de çünkü merak ediyorum bu otomobili. Fiyat performans segmenti dediğimiz B5'tan C segmenti olan otomobiller arasında siz bunu hangi konumda görüyorsunuz? Egea, Taliant ve City üçlüsünden hangisini tercih edersiniz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.